Anlatsana abi. Bak şu kapıdan içeri girince başlıyor yani. Kamerayı görünce konuşuyorum, evet. Değil mi? Kamera normal sever. Hayatta sessiz bir insanım. Genelde dinlemeyi severim, izlemeyi severim. Yani anlatın derdinizi dinler. Anlatın dinlerim ama kamerayı gördün mü bu ağzım durmuyor. Aman. Tehlikeli geliyor. Aman Muslera. Gerçekten bravo. Muslera çok yine büyük harikalar. Ya. Ya yine harikalar yaratıyor Muslera. Gerçekten. İşte bir takımda kalecin iyiyse, güven veriyorsa bambaşka oluyor ya. Vallahi bambaşka oluyor. Ama Muslera'yı da fazla yormamak lazım. Atan yönü sağ tarafa döndü Eskişehir Spor'da şimdi. Ceza alanı orta. Muslera ikinci pozisyon. Golü yedik sevgili seyirciler. Sissoko. Maalesef. Abi ama yani arkada böyle pozisyon vermeyeceksin abi. Bomboş kaldı arkada. Kusura bakma. Kalede Muslera olabilir abi ama olmaz. Ama ya nereye kadar? Kaçıncı pozisyon bu? Bak şimdi yani tekrar izleyelim. Var mı? Yok. Yok. Arkada ama Muslera burada, çıkarıyor hata, ama Sokko bomboş kalmış. Hata yapmış sanki ha. Ama anca yetmiş eli. Orada defansta Sissoko'yu bırakmamak lazım. Başında bir de sakat var. Diyorlardı bu Sissoko'ya. Ne oldu abi? Vallahi hiçbir ben şey bu hafta Eskişehir'de konuştum birkaç kişiyle. Sissoko sakat oynamayacak falan. Ne oldu abi? Oynuyor. Hikaye tabii. Yazmışlar o zaman. Kadircan Çetin abi selam göndersene bana. Kadircan'cım selam. Arda 4. yıldız için kazanacağız diyor. Şeycu, yani 3-1 biter umarız. Instagram'dan da fotoğrafımın altına yorum başladı bir sürü. Öyle. Herkes selam gönder diyor abi. Özbekistan'dan Sevda Bekir selam gönder abi demiş. Feyza abi selam gönderirsen sevinirim İstanbul'dan. Selamlar, efsane Ergün Pembe bizi bekliyor. Ergün abi nasıl değerlendireceksin bu 30 dakikayı? Tabii Eskişehir Spor'u da oyuna daha istekli, daha arzulu başladı. Özellikle ilk dakikalarda bulduğu iki tane ciddi pozisyon vardı. Galatasaray'ı bayağı zorladı. Galatasaray